alakalı haberimiz olduğu için fazla antrenman yapamadık Yunus abimizle birlikte. Yani 2 gün, 4 gün önce haberimiz oldu. 3 gün gittik. Bir günde zaten yağmur yağdığı için gidemedik. Yani gelen arkadaşlar da gördük. Tanıştık kaç tanesiyle. Tabii hepsiyle tanışamadık. Çünkü profesyonellerde şöyle bir huy varmış. Amatör bisikletçilerle hobi olarak kullanan bisikleti bu kişilerle, yani bizim gibi kişilerle fazla muhatap olmazlarmış. Bu şekilde sabah erkenden çıktınız, buluşacağız. Biz bu işin eğlence kısmındayız. Değişiklik olsun, işte eğlenelim kısmındayız. Tabii ki de elimizden gelen yine her şeyi yapacağız. Yani çekim yapmaya çalışacağız. Tabii yarış esnasında yasak. Dışarıdan oldu, dışarıdan arkadaşlarla. Bu şekilde ayarlayacağız. Yani bir diğer unsur da biz Karatay Gezen Bilir Bisiklet Topluluğu Derneği olarak gireceğiz yarışa. İlk defa bizim bir katılımımız olacak bir yarış. Herhangi bir yarışa, herhangi bir böyle spor faaliyetine. Tabii ki çok faaliyetler yaptık. Yani, ama ilk defa böyle bir şeye katılacağız ve desteklemesi gerekirken bizi başka spor dernekleri olsun, işte toplulukları olsun. Yani kişilerin bize dedikleri, işte oraya girersiniz, yok efendim tozunu yutarsınız, şu olur bu olur. Yani bizi orada desteklemek yerine şöyle olur böyle olur diyorlar. Ben anlamıyorum bu insanları. Orada desteklemek yerine bizi köstek oluyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Hayatta böyle kişiler de vardır. Yine sahillerinizin peşinden koşun. Yine elinizden geleni yapın. Onlar istediyorlar. Köstek olsunlar. Yani böyle değişik bir spor dalı. Bisiklet değişik bir şey. Tabii ben futboldan geldim bu tarafa. Yani futbolda böyle değil. Bisiklet farklı bir sektör mü diyeyim artık. Böyle de bir konuşma yapmak istedim. Sabah sabah biraz ağır geldik ama işte insanlar da yapacak bir şey yok. Yani bisiklet üstündeyim. Tehlikeli işleri de yapıyorsun, elini bırakıyorsun, trafikte demeyin. Boş yolu seçtim bu konuşmayı yapmak için. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar Yunus abimin evine geldim sayılır. Şimdi burada kahvaltı yapacağız. İşte dediğim gibi bisikletlerimizin eksiklerini gidereceğiz. Yani sağımız solumuz düzenleyeceğiz. Bisikletimize numaraları, daha sonrasında GPS'leri takacağız. Ondan sonra yavaş yavaş yarış alanına doğru geçeceğiz Allah'ın izniyle, bir aksilik çıkmazsa. Yani ters yönden gidiyorum ama bisiklet yolundayım bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Zaten genelde dikkat etmeye çalışıyorum. Yani TikTok'ta daha yeni bir video paylaştım. İzlerseniz bisikletin işte kırmızı ışıktan geçtikten sonrasında ne olduğuna dair. Yani orada izlersiniz. Diyecek bir şey bulamıyorum onu da. Evet, şöyle güzel bir bayrağımız var orada. Konya'nın Akyokuş diye tabir edilen yeri orası. Çok güzel dalgalanıyor. Maşallah. Yine görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum tekrardan. İyi ya.
dönecek, biraz yumuşak. Abi toprak ya. Toprağın şimdi hava 20-25 oldu mu toprakla birleşiyor. Numaralar hazır. Evet arkadaşlar, bakımlarımızı yaptık, lastiklerimizin havasını ayarladık olması gerekene. Numaralarımızı bisikletimizin önüne dahil olmak üzere, sırtımıza dahil olmak üzere yaptık, ayarladık. Bir tane Yunus abimiz Kayseri'yi destekliyor herhalde, 38, benimki 21, Diyarbakır. Buradan da Diyarbakırlılara, Kayserililere selam olsun. Şimdi yanımızda birkaç bir şey var, onu yani aslında böyle şeyler gösterilmez, söylenilmez de teyzemizin biri var, ona vereceğiz. Daha sonrasında yolumuzun üstünde olduğu için parkur yerine geçeceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz yolculuğumuza. Arkadaşlar parkurumuzda hafif bir ısınma turu yapıyoruz. Düşünüyoruz 8 turu nasıl tamamlayacağız diye. Allah'ın izniyle bakalım. Köpekler de var. Bu şekilde ısınıyoruz. Arkadaşlar dün parkurda gezerken bir tane yarışmacımızın şeyini yoldan çıkacağız. Yoldan çıkmasak ya. Dün bir tane yarışmacımızın sağlık raporunu bulduk. Onu verdik. Yani merhaba hiç. İşte arkadaşımız İzmir'den mi artık bir yerden gelmiş, Bursa'dan mı? Yani o raporu almak için yine uğraşacak, kaybetmiş. Onu verdik, onu teslim ettik. Bugün yine parkurda gezerken bir tane yarışmacı düşmüş. Yani onun numaralığını aldık. Yani şundan 130 numaralı. Yani bilmiyorum, bilerek mi düşürdü veya düştü, kırıldı mı? Onu vereceğiz Yunus abinin arkasında. Yani böyle olması gerekiyor işte. Bu da arkasında. Evet arkadaşlar, yarış parkuruna geldik. Yunus abimizin yine macera peşinde. Kendisi. Nereye? Evet, takviyelerimizi aldık. Kaldır. Evet, besinlerimizi aldık. Şimdi yarış noktasına doğru geldik. Vaktimizi daralıyor. Eğlenerek, gülerek bir yarış geçirmeyi diliyoruz. Ege daha hızlı, Ege hadi. Ay koçum benim be. Evet arkadaşlar, yarışımızı tamamladık. Güzel bir yarış oldu. Eğlenceli, eğlendik. İlk defa hayatımızda yarışımıza girdik Yunus abimizle birlikte. Yani güzel eğlendik. Güzel videolar çıktı. Biraz yorucuydu tabii ki ama güzeldi. Parkur nasıldı abi? Arkadaşlar parkur harika. Kesinlikle tavsiye ederim. Hodri Meydan. Metin, Belenbaşı. Güreş pehlivana doymaz. Kesinlikle. Belenbaşı. Yani muazzam inişler var. %100 kadro kırma garantili. Herkese başarılar. Kim var yok? Evet arkadaşlar, güzel bir yarışma oldu. Tekrar Kaslan grubu arkadaşlarımıza, Gizem Yeler ailesine teşekkür ediyorum kendilerine buradan. Güzel bir şekilde eğlendik işte, suyu aldık filan derken atlamalı, zıplamalı,
terledik, soğuk da geliyor. Biraz böyle hava çarpıyor. Yine izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hafta da böyle bir değişik bir aksiyon olsun dedik. Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı, düşmedik, kalkmadık. Tabi ufak tefekler oldu ama işte sürtmeler, ürtmeler. O da işin tatlı tarafı. Evet, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmazsanız sevinirim. Sizler için buradayız. Yine çeşitli etkinlikler yapacağız buna benzer. Farklı şeyler, planlarımız var. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.